Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Dünkü logaritmayı biliyorsunuz tamamlayamamıştık bu süre sıkıntısından dolayı. Ben onun hem çözüm PDF'sini hem çözüm videosunu link olarak attım size. Eğer çözdüyseniz bakabilirsiniz. Böylece logaritma da aradan çıkmış olsun. Sorular oradaki aşırı zor değil ama tabii kişiye göre değişebilir. Ne olur ne olmaz. Yorum soruları var. Logaritmada işlem ağırlıklı bir konu olduğu için ne olur ne olmaz dikkat edersiniz. Grafikler kısmında birkaç tane iyi soru var çünkü onlara vaktimiz yetmemişti. Ben çözdüm. Aklınızda bulunsun. Bugün de dizileri yapacağız. Sonra birazcık geometri ağırlıklı gideceğiz arkadaşlar bu hafta. Çünkü geometride de malum fark oluşturmamız gereken bir ders geometri ve özellikle bu çizim soruları, kesme, katlama sorularını çemberle menberle birleştirip sorma durumları ihtimaline binaen biraz aslında onlara değinmek istiyorum. En çok çıkan konular yine söyleyeyim geometride. Evet, katı cisimler, analitik geometri ve çember. Ama tabii ki üçgen bilmeden hiçbir şey olmuyor. Bir de bu kesme katlamaları da genelde sordukları için biraz onlara ağırlık verelim. Sonra imkan dahilinde deneme de çözmeye çalışacağım size geometriden hazırladıklarımı. Onları paylaşırım ben zaten sizinle. Biz şimdi dizilere bakalım. Diziler de aslında bakınca çok zor konu değil. Şimdi ÖSYM tabii bu zor olmayan konulardan da zor sorabiliyor biliyorsunuz. Dizileri hafife alın mı almayın mı? Bence hafife alınacak bir konu. Yani ekstra müthiş özellikleri yok. Geometrik dizi, aritmetik dizi, formüllerimiz var. Bundan sonraki bütün mevzu ne aslında? Genel matematik bilgisi. Sorularda dizilerin çok düz bilgilerini kullanıp sonra normal matematik yorumumuzu yapıyoruz. Hatta bazı dizi soruları biliyorsunuz geometriden falan çıkıyor yani çok önemli bir kısmı. Ben de buraya koydum. Aritmetik ve geometrik dizi kavramlarımız var. Bunlar neler? Örnek olarak hatırlarsak aritmetik dizi belli bir artış miktarı şeklinde artan diziler. 1, 3, 5, 7 mesela bir aritmetik dizidir. Sonra geometrik dizide arkadaşlar aradaki ortak çarpanın hep aynı olduğu dizi 1, 4, 16, 2, 64 gibi bir dizide mesela geometrik dizidir. Ortak çarpan bakın hep 4. Burada da ortak fark hep 2. Birinde ortak farktan bahsediyoruz. Birisinde de çarpandan bahsediyoruz. İkisinin de formülleri birbirine benziyor. Ben yazayım o yüzden karıştırmayalım. Herhangi bir terimi A1 cinsinden yazmak istersek aritmetik dizide A n eşittir. N eksi 1 çarpı D diyoruz. D ortak farkımız arkadaşlar. AN n'inci terim, A1 de birinci terim. İlla tabii birinci terim cinsinden mi yazmak zorundayız? Hayır. Mesela siz gidip yedinci terimi beşinci terim cinsinden yazabilirsiniz. Şunu yaparsınız. Aradaki fark 7 eksi 5'ten 2. 2 de indisler farkına bakıyoruz burada. Geometrik dizide durumumuz ne? AN eşittir. N eksi 1 pardon düzeltiyorum şurayı. A1 çarpı R üzeri N eksi 1 artık. Burada da yine indisler farkımız bakın N eksi 1. Birinci terimimiz yine A1. Buradaki de ortak çarpan oluyor. Örnek bakın şu dizden yararlanarak söyleyeyim. 64 kaçıncı terim? Beşinci terim. 64 eşittir. 1 çarpı R 4 bakın. 4 üzeri kaç yapıyor orası? 1, 2, 3, 4. Tabii dördüncü terimmiş pardon. Dördüncü terim o zaman 1 çarpı 4 üzeri 3 olmuş oldu bakın. Formülü de yerine yazıyoruz. Ya da şurada 5'i bulmak için formülle yazarsam bakın A1 1, 1 artı ortak çarpanımız, ortak farkımız 2. Beşinci terim, birinci terim. Arada 2 fark var. O zaman 2 ile çarpıyoruz. Olay bu. Tabii ki formülleri kesinlikle ezbere bileceğiz bu formülde çünkü kullanıyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir de burada ilk n terim toplamı var. Aritmetik dizide ilk n terim toplamımızın formülü nedir? Sn ile gösteririz. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Bunu biz zaten temel kavramlarda öğrendik. Aritmetik dizide böyle ben yine aynısını söylüyorum ama hani şöyle bir farklılık oluyor. İşte AN artı A1 bölü 2 çarpı terim sayısı N olarak yazabiliriz. İlla abartıp sen gidip AN'i de A1'e bağlayacaksan evet o gıcık görünen formül ortaya çıkıyor. A1 artı N eksi 1 de bir de buradan A1 geliyor. 2 A1 bölü 2 çarpı N.
Ama şu formülün bu görüntüsü, bakın gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. O normal, böyle özel bir şey değil. Bu formülün adım adım işlenmiş hali. Şimdi geometrik dizide toplam formülümüz ne? Onu da bilmeliyiz. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R'dir arkadaşlar. Bu da ilk N terimin toplamıdır geometrik dizide. Bir de hemen bu toplamlardan bahsetmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. SN eksi SN eksi 1 bize AN'yi veriyor. Neden? Çok basit. Düşünelim. Diyelim ilk 5 terime bakalım. A1, A2, A3, A4, A5. Topladık bunu, S5'i bulduk. Sonra S4'e bakalım. A1, A2, A3, A4. Taraf tarafı çıkarınca bakın bunlar gidiyor. S5 eksi S4 gerçekten bize A5'i veriyor. Son olarak da sorulara geçmeden önce vereceğim bilgi. Dizi bir fonksiyondur ama tanım kümesi pozitif tam sayılardır. Ve birden n'ye kadar bütün sayıları vermek zorundasınız. Şöyle bir dizi yok mesela. A n eşittir. Birinci terim A1, ikinci terim A2, üçüncü terim A4. Arada A3 yok, böyle bir dizi yok. Birden başlıyorsan bütün terimleri tek tek vermen lazım. O yüzden de sorularda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gider. Asla arada böyle kaçırdığımız terim olmaz. Şimdi bu ön bilgiler, bir hatırlatmalar. Artık sorulara geçelim. 1 bölü n kare artı 3 n artı 2 dizisi tanımlanıyor. Buna göre AN dizisinin ilk 9 teriminin toplamı kaçtır demiş. Her dizi aritmetik dizi ve geometrik dizi olmayacak arkadaşlar. Onlar da sakın karıştırıp böyle aritmetik dizi falan formülü kullanmayın özellikle toplamlarda. Burada bakın soruda öyle bir şey söylememiş, aritmetik geometrik falan diye. O zaman normal bildiğiniz n yerine 1 yazacaksın. İşte bulacaksın. N yerine 2 yazacaksın. Bulacaksın gibi görünse de ne yapmamız lazım? Kötü bir sayı olur. Hiç güzel bir artışta değildir bak. 1 bölü 1, 3, 4, 6. Görenleriniz olmuştur zaten. 2 yazsan 4, 6, 12. Değil mi? Sonra 3 yazsan 9, 6 daha 15, 17. Bakın görüyor musunuz? Görüntü bozuluyor. O zaman demek ki buradan yapamayacağız. Polinomlarda öğrettiğimiz çarpanları ayırma mantığıyla halledeceğiz. 1 bölü n artı 2 çarpı n artı 1. Hatta ikinci derece denklem zamanında da bundan bahsetmiştim. Böyle bir denklemi çözerken arkadaşlar a bölü n artı 2, b bölü n artı 1 diye ayırırsanız böylece a ve b katsayılarını bulmuş olursunuz. Ben size pratik olarak şunu söylemiştim, yine söyleyeyim. Bunların aralarındaki farka bakın, 2 eksi 1'den hakikaten yukarıyı veriyor. Paydası küçük olandan paydası büyük olanı çıkarırsanız gerçekten bu ifadeyi bulursunuz arkadaşlar. Özel bir müthiş bir yöntemde değil. Sadece daha pratik olmak için söylüyorum. Tamam mı? Paydalar arasındaki fark yukarıyı veriyorsa direkt paylar 1-1 diye gider. Bunu yapabilirsiniz. Yok ben onu unuturum derseniz normal yapacak bir şey yok. Bunu payda eşitleyip A ve B'yi bulacaksınız. Şimdi artık bundan sonra neyi görüyorum? Birinci terim, sonuçta ilk 9 terimi bulacağım ya. Birinci terim o zaman arkadaşlar şu işte. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Sonra arkadaşlar ikinci terim 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Üçüncü terim 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Nokta 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 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10. terim mi diyordu? O zaman 11 olacak şurası. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 gördüğünüz gibi. Artık bakın 1 bölü 3'ler, 1 bölü 4'ler bunlar böyle sollu sağlı gidiyor. En son ne kalıyor? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 11. Payda eşitlersek de ne gelmiş oluyor? 11 eksi 2, 9 bölü 22. Bu sayıların farkı. Gördüğünüz gibi aslında birazcık çarpanları ayırmadan yararlandık. Yoksa normal ilk n teriminin toplamını burada tek tek yapmak zorundaydık. Geometrik veya aritmetik olmadığı için. Gelelim buraya. AN geometrik dizisinde A7 eksi A4 120, A4, A5, A6 40 verilmiş. Dizinin ortak çarpanı kaçtır diyor. Sorularda arkadaşlar çok fazla bilinmeyen olduğunda ben bir eleman seçip o eleman cinsinden hepsini yazmaya çalışıyorum. Bu bazen A1 oluyor. Bazen de soruda artık o an fark ettiğim elemana göre değiştiriyorum. Bakın burada A4'ler ortak ya. Ben bu soruda her şeyi A4 cinsinden yazayım.
A7 neye eşittir? A4 çarpı geometrik olduğu için re küp. İndisler farkı 3. Böyle yazacağım. Öbürü zaten A4. Sonra A4, A4. A5, A4 çarpı R üzeri 1. A6'da A4 çarpı R üzeri 2. Yukarıya bakarsak A4 parantezinde R küp eksi 1 oldu bakın. Aşağıya bakarsak A4 parantezinde 1 artı R artı R kare eşittir 40 geldi. Gördüğünüz gibi yine burada da çarpanlara ayırma oldu aslında. R küp eksi 1 zaten 1 artı R çarpı R kareyi kendi içinde barındırıyor. Nasıldır R küp eksi 1? 1 artı R, R kare artı R artı 1 gördüğünüz gibi. Dolayısıyla taraf tarafa böldüğümüz zaman A4'ler gidiyor. Hocam 1 eksi R değil mi? Bakayım. Burası 1 artı R yazdınız da. Şurası? Yok şurada hocam. Ha şurada. Tamam anladım. Evet. Şurayı düzelteyim. R küp eksi 1, R eksi 1 olacak orası. Sonra arkadaşlar burada R eksi 1 kaldı bir tek. R kare artı 1'ler gidince. R eksi 1 de 120 bölü 40'tan 3 olduğu için R'de bakın 4 olmuş oldu. Ortak çarpan soruluyordu zaten. Yine AN aritmetik dizisinin ilk N terim toplamı SN olarak verilmiş. Olduğuna göre S11 kaçtır diye soruluyor. Aritmetik dizi olduğunu da bu sefer söylemiş bakın. Şimdi yine ilk 8 terimin toplamı, ilk 5, ilk 6 ve ilk 3 terimin toplamı var arkadaşlar. Yani birbirinden farklı bir sürü şey, bileşen var. Biz o zaman bir üstte normal düz işimizi yapalım. Ne kalacak geriye? İlk 5 terimin toplamında A1'den A5'e kadar her şey var. İlk 8 terim toplamında A1'den A8'e kadar her şey var ya. O zaman bunların farkını alırsak ne kalır geriye? A8, A7, A6 değil mi? A5'ten itibaren hepsi silinir. Sonra altta da arkadaşlar S6'dan S3'ü çıkarırsam A6, A5 ve A4 kalacaktır arkadaşlar. Bu da 27'ye eşitmiş. Şimdi burada dikkat ederseniz şöyle bir şey gördüm ben. A8 artı A6 aritmetik dizilerde hatırlayalım. Bunların toplamı birbirine eşit olduğu için indisler toplamı eşit olduğu zaman İndisler toplamı eşit olduğu zaman arkadaşlar elemanların toplamı da eşit oluyordu. Ama burada kuralımız nedir? Solda iki terim varsa sağda da iki terim var. Şunda geçerli değil, onu uyarayım. Mesela A7 artı A10 oldu, tamam mı? Burası A1 artı A2 artı A14 olursa olur mu? Yine indisler toplamı olunca oluyor mu? Hayır kesinlikle. Sadece kuralımız soldaki eleman sayısı ve sağdaki eleman sayısı aynıysa geçerli. Dolayısıyla o zaman burada şöyle bir şey bakın. 3 tane A7 neye eşit olmuş oldu? 45'e. A7 artı A7, A8 artı A6'ya eşit olduğu için 2 A7'ye eşittir. Dolayısıyla burada da bir tane A7 var. Buradan da A7'yi 15 bulduk. Yine aşağıda da bakın. İndisler toplamı 6 artı 4, 10. A5'in o zaman ne olacak? 2 katı. Yine 2 A5 artı A5 dersek buradan da A5 bakın 3 A5 27 olduğu için A5 9 geldi. Bu şekilde onu da söyleyeyim. Hatta şunu bile söylüyoruz zaten. Kendisine eşit uzaklıkta olan terimlerin tam ortasındadır iki eleman. Örnek A2, A4, A6 bakın. Buna da 2 birim uzaklıkta, buna da 2 birim uzaklıkta. Hakikaten aritmetik ortalaması olduğunu da görüyoruz. Şimdi A5'i bulduk, A7'yi bulduk. Bunlar bizim ne işimize yarayacak? Şimdi S11 kenarda söyleyelim bakın. A1 artı A11 bölü 2 çarpı terim sayısı olan 11'e eşit. Aritmetik dizide elemanların toplamı. İlk terim, son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Bakın şimdi A1 ile A11'in indis toplamı kaç? 12. A7 ile A5'in indis toplamı kaç? Yine 12. O zaman arkadaşlar A7 ile A5'in toplamı A1 ile A11'in toplamına eşit olacak. Bu indisler toplamını lütfen es geçmeyelim. Kullanıyoruz çünkü. Dolayısıyla artık 15, 9 daha 24. Demek ki A1 artı A11 de 24'müş. 2'ye bölersek 12 çarpı 11'den 132 olmuş oldu bu sorunun da cevabı. Burada da indisler toplamı aynı olduğunda terimlerin toplamının aynı olduğunu gördük ama eleman sayısı eşit olmak koşuluyla.
Şekildeki salyangozun kabuğunun aynı doğrultudaki uzunlukları geometrik bir diz belirtmektedir. Tamam, A5'i göstermiş orada temsil olarak. A4'ün karesi eksi A2'nin karesi bölü A5 eksi A1 eşitliği veriliyor. Buna göre A5 uzunluğu kaçtır demiş. Bakalım. Şimdi burada iki kare farkı var. A4 eksi A2, A4 artı A2, aşağıda da A5 eksi A1 var. A2'yi verdiğine göre ben burada arkadaşlar A2 üzerinden yürüyeyim. A4 gördüğüm yere A2, 2 bölü 3 olduğu için bakın 2 bölü 3 R kare yazacağım. Çünkü A4, A2 ile arasında 2 fark var. A2 çarpı R kare olacak. Sonra burası A2, sonra burası yine 2 bölü 3 R kare artı A2 olacak. Yani o da zaten yazalım hiç üşenmeden 2 bölü 3. Bu da zaten böyle 2 bölü 3. O zaman artık 2 bölü 3 parantezini alırsak R kare eksi 1, R kare artı 1 oldu burası. Aşağısı da arkadaşlar yine A2 cinsinden yazalım. A2 nedir? A5 nedir burada? 2 bölü 3 çarpı R küp. Öbürü de 2 bölü 3 üzeri R eksi 1. Çünkü A1 A2'den daha önde bir sayı. Dolayısıyla burada da yine 2 bölü 3 parantezini alıp yazayım artık. Yukarısı R üzeri 4 eksi 1. Aşağısı 2 bölü 3 R üzeri 4 eksi 1 bölü R oldu. Burada da payda eşitledim. R üzeri 3 ve R üzeri eksi 1 olduğu için bakın 1 bölü R demektir. Payda eşitlersek bu olur. 2 bölü 3'ler gitti. R üzeri 4 eksi 1'ler de gitti. 1 bölü 1 bölü R'den. R arkadaşlar ne gelmiş oldu? 1 mi? R'yi 1 beklemiyordum ya. Allah Allah, ilginç. Neyse. A5 uzunluğu nedir demiş. R'nin 1 gelmemesi lazım ya. Bir yerde kesin hata yaptım. Bir bakar mısınız? 2 bölü 3 parantezine aldık. Şurada 2. He, şöyle. 2 bölü 3, 2 bölü 3. Burası 4 bölü 9 olacak. Yukarısı arkadaşlar. 2 bölü 3 parantezine alırken aslında 4 bölü 9 parantezine almam lazımmış. Fark ettiniz mi şurayı? Bir tane 2 bölü 3 buradan geliyor. Bir tane 2 bölü 3 buradan geliyor. 4 bölü 9. O zaman düzeltiyorum. Çünkü 1 olursa saçma olur. Eşit dizi çıkar yani. Oradan biraz uyandım mevzuya. 4 bölü 9 bölü 2 bölü 3 de arkadaşlar ne yapıyor? 2 bölü 3 yapıyor. R de buradan 3 bölü 2 geldi. Bizden ne istiyor? A5'i. A5 o zaman 2 bölü 3'ün 3 bölü 2 kaç arada fark var? 4. 81 bölü 16 olmuş olacak. Yok, 81 bölü 16 değil, pardon. Şurası 3 olacak, düzeltiyorum. Şimdi bakayım bir. A5, A2'yi bulduk. Arada R küp oldu. 2 bölü 3, burası 27. Burası arkadaşlar 2 üzeri 3'ten 8. Bunlar sadeleşti. 9 bölü 4 olması lazım. C şıkkı yani. Bu şekilde bakın yine geometrik diziyle alakalı işlem yaptık. Yani biraz o kalabalıklık oldu ama Allah'tan çarpanları ayırma kısmı sıkıntılı olmadığı için kolay sadeleşti. Gelelim buraya şimdi. Yukarıda verilen şekilde toplam 144 adet kare bulunmaktadır. Bu şeklin en son sütununda kaç adet bulunmaktadır? Malum TYT'de bazen siz bunların çok daha gıcıklarıyla bile uğraşıyorsunuz maalesef. Yani sınavda böyle insafsızca o sizin denemelerinizde sorulduğu gibi sorular sorulmayacak. ÖSYM'nin sorusu arkadaşlar zordur. Eğer zorsa zordur yani. Yapamazsan hakikaten gerçekten vicdanının rahat edecek şekilde yapamazsın. Düzgün çalıştıysan. Ama denemelerde tabii yani bir yere kadar anlıyorum. Çünkü denemede ÖSYM standardında soru sorsalar size, öyle bir güçleri kimsenin yok, sürekli öyle soru hazırlanmaz ama oldu da öyle hazırlansa zaten sınavı arkadaşlar stresiniz de olmayacağı için daha çabuk bitirirsiniz. Bu sefer netleriniz de hep yüksek gelir. Gerçek sınavla denemeleriniz arasında bu sefer bir dengesizlik olur. Gerçekten de sınava girdiğiniz zaman denemelerinize yakın netler yapıyorsunuz. Hatta denemelerinizden daha iyi yapıyorsunuz. Çünkü pozitif stres, eğer daha doğrusu stresin pozitif kısmı diyeyim, eğer düzgün ayarlarsanız, gerçekten de düzgün çalıştıysanız sınav esnasındaki o stres biraz daha böyle iyi düşünmenizi sağlıyor. Çoğu zaman hatta sınavda yapabildiğiniz bir soruya bir daha sınavdan sonra baktığınızda ben bunu nasıl yapacağım dersiniz. İnşallah da böyle olur. Kontrol edebilirsiniz yani orada heyecanınızı. Onu ben olumlu görüyorum. O yüzden
Yani TYT denemelerindeki bazen o gıcık soruları tabii bize sorun. Hani kendinize gıcık, görek gıcık değil. Bazen denemelerde siz gıcık buluyorsunuz. Soru güzel oluyor. Onları kastetmiyorum. Hakikaten pislik soruları kale almamak lazım. İyi yayınlardan deneme çözmek gerekiyor bence. Yani 3-4-5 acil, bilgi sarmal, karekök, endemik, toprak. Bunlar fena değil. İlk aklıma gelenler. Sonra diğerlerinde bazen abuk subuk sorular olabiliyor. Ben bakıyorum yani. Ama hepsini de çözmeniz lazım belli bir tarza alışmak için. Apotemi'nin AYT denemeleri çıkmış mesela arkadaşlar. 15 matematik denemesi. Ben Apotemi'nin de açıkçası sorularını beğeniyorum. Bir de ilginç bir şekilde Apotemi'nin bazen sınavla benzeyen çok güzel sorular oluyor. Nasıl tutturuyorlar bilmiyorum ama yani her yıl böyle çok acayip soruları herhalde iyi analiz etmekten mi bilmiyorum artık yani orasını. Ama güzel soruları oluyor. O yüzden de hala almadıysanız bence Apotemi'yi de alın. Biraz gıcıktır, zorlar falan filan ama insaflı gıcık olmak iste. Şimdi burada arkadaşlar normal dümdüz aslında neyi görüyoruz? İlk terim 1, ikinci terim 3, üçüncü terim 5. O zaman nokta 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 2n-1 diyeceğim. Neden? Çünkü tek tek gidiyor. Tek sayılarda böyle bir düzende artar. Dolayısıyla burada artık şöyleydi, hatırladınız mı? Tek sayıların toplamı 1'den 2n-1'e kadar olanların toplamı ne karedir? Bunu unutsan ne olur? Son terim 2n-1, ilk terim 1 bölü 2, terim sayısı ne? 2n-1 - 1 / 2 + 1. Bu da terim sayısı. En kötü böyle yaparsın. Yine buradan da ne kare olduğunu görürsün. N buradan arkadaşlar 12 olur. N 12 olduğu için son düzende de 2n-1'den 23 tane koltuk olacak. Kare, koltuk nereden çıktıysa. Gelelim buraya. AN-AN-1 2 verilmiş. A3-A4-A5. Orada da A6 var. A3-A5 var. A4 sorulmuş madem. A4 üzerinden yürüyelim. Burası arkadaşlar aritmetik dizi olduğu için şimdi A3 neye eşittir? A4-2'ye. Bakın bize bunu vererek aslında AN-AN-1 ortak fark vermiş. Ardışık iki eleman arasındaki fark ortak farktır. Dolayısıyla A4-2, A4 ve A4+2 diyeceğiz. 16. Yine burada da arkadaşlar A4-2, A4+2. Bu ikiler zaten burada gitti. Şimdi A4'ün karesi -4 çarpı A4 eşittir 16 çarpı 2 tane A4 değil mi burası? Şimdi arkadaşlar sadeleştirme normalde yapmamanızı tavsiye ederim ikinci derece denklemlerde, üçüncü derece denklemlerde ama illa sadeleştirecekseniz bu aynı hizada olanları, pay ve paydaları sadeleştirmekte sıkıntı yok ama bunları sadeleştirecekseniz şuraya böyle bunu yazmayı unutmayın bakın. Bunun bir kökü sıfırdır. Tamam mı? Sonuçta bu arada unutmayın diziler tabii ki n'ye verdiğimiz sayılar pozitif tam sayı olur ama dizideki herhangi bir eleman negatif olmaz, sıfır olmaz diye bir kaide yok. Onu sakın düzeltin öyle bir eksik bilginiz varsa. Tabii ki herhangi bir eleman sıfır olabilir. Dolayısıyla sadeleştirirken bunu unutma. Sonra A üzeri 4, A4 üzeri -2 - 4. Buradan da neye eşit olacak arkadaşlar? 32'ye. A4 de buradan +6 oldu. Yani iki tane terim buradan, bir tane terim buradan. Bunun 3 tane alabileceği değer gelmiş oldu. Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı olduğuna göre bu dizinin 4. terimi kaçtır? Unutmadan sadece hatırlatayım diye işte. Demin de demiştim. S4-S3 bize arkadaşlar direkt A4'ü verecektir. Haliyle S4 formülde yerine yazarsak 16-4'ten 12. S3'te yine yerine yazarsak 9-3'ten 6. A4-6 olur. Bu direkt formül sorusu, hatırlatma. Hemen geçtim. Aşağıda bir kenar uzunluğu 16 birim olan ABCD karesi verilmiştir diyor. Kenarlar arasında bir 3'e 1 bağıntısı var. Yani şu parça 4 3K'ymış, bu parça K'ymış. O zaman bir kenar uzunluğu 16 ise burası arkadaşlar 12 olacak. Burası 4, burası da 4. Buradan neyi anlıyorum ben? Birinci karenin alanını hemen hesaplayalım. 256. İkinci kare arkadaşlar nasıl oluşmuş? 4 ve 12'den oluşmuş. Yani bunun kenarı da ne yapıyor? 4√10. Bunun alanı ne yapar o zaman? 160. Şimdi düzen aynı, fark ettiniz mi? O zaman diğerlerini hesaplamana gerek yok. İçin rahat olsun. Görüntü yine diğerinde de ne?
Yine bak kenarın 3 bölü 4'lük kısmı kullanılmış. Kenarın 1 bölü 4'lük kısmı kullanılmış ve yeni kare elde edilmiş. Düzen aynı olduğu için bu ikisi arasındaki çarpan bana ortak çarpanı verecek. Ortak çarpanımız da ne? 160 bölü 256'dan sadeleştirirsem 16'ya böl 10, 16'ya böl 16. 10 bölü 16'ymış. Güzel. O zaman ilk karenin alanı 256, ikinci karenin alanı 160, üçüncü karenin alanı da ikincinin 10 bölü 16'sı olacak. Böylece 256, 160 ve burası da 100 geldi arkadaşlar. Toplam o zaman bunların alanları 260, 256 daha 516 olmuş oldu. Düzgün görürseniz uzun uzun bütün 4, 5, 6 bütün terimleri tek tek bulmaya gerek kalmaz. Siz genel olarak içiniz rahat etsin. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terimi de bence bulun. Daha iyi rahat eder içiniz ve daha iyi yaparsınız. A1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerini içeren bir kağıda yazılıyor demiş. Orası içeren bir kağıdı mı? Elemanlar 3 elemanlı alt kümelerini içeren bir kağıda yazılıyor. Neyse. Yazılan kağıtlardan biri veriliyor. Verilen kağıdın artan bir geometrik dizinin terimleri olma olasılığı kaçtır? Şimdi 3 elemanlı alt kümesi kaç bunun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin üçlüsü. Bunun 3 elemanlı alt kümeleri. Ardışık olacak şekilde geometrik dizinin elemanları nasıl olur? 1, 2, 4 olur. Bir de arkadaşlar 1, 3, 9 olur. Başka olma ihtimali var mı? Yok. Tüm durumlardan sadece 2 tanesi artan geometrik dizi şeklinde. Dolayısıyla 7'nin üçlüsü de kenarda hesaplayalım. 7, 6, 5 bölü 2, 4, 8 mi? Ha, 2, 4, 8. Doğru diyorsun. Hemen hakikaten ya 2, 4, 8 de oluyor. Evet, 3 tane olacak. O yüzden hemen 3, 6 tabii. Onu hemen o kadar da değil. 3, 6, 9 olmuyor. Doğru ya, şu 2, 4, 8 de bununla bunun arasındaki oran 2, bununla bunun arasındaki oran 2 ve 2, 4, 8 de bu kümenin içinde var hakikaten. O zaman burası arkadaşlar düzeltelim. 3 bölü 35 olmak zorunda. Tamam mı? 2 bölü 35 diye ben ayarlamıştım ama yok. 3 bölü 35'miş. 2, 4, 8 de hakikaten ya. Niye ben onu unutmuşum? 1, 3, 9'u zaten yazdım. 1, 2, 4. 1, 3, 9. 2, 4, 8. 3 tane olacakmış. Ben 2 diye düşünmüştüm. 2, 4, 8 hakikaten nedense hiç düşünmemişim. Burada ekstra bir durum mu var? Niye o zaman öyle düşündüm acaba? Yok. 4, 6, 9 da var sanki. Ne? 4, 6, 9 da var sanki. 3 bölü 2 çarpan olursa. 4, 6, 9. Bakayım. 3 bölü 2, 3 bölü 2. Güzel. O zaman hatta 4. de çıktı ortaya. 3 bölü 2 ortak çarpını. Başka var mıdır ya? Yoktur herhalde değil mi? Tek tek bunları çünkü göreceğiz. Ekstra böyle bir kombinasyon yorumu orada zaten yapmayacağım. 3, 4, 6, 9. Aralarındaki oran 3 bölü 2. Evet. Sonra diğerlerinde olmadı zaten. 1, 3, 9'u ilk bildiklerimiz. Sonra 1, 2, 4 de ilk aklımıza gelen. Ki benim onlar sadece onlar gelmiş aklıma. Sonra 2, 4, 8'i siz söylediniz. 4, 6, 9'u da siz söylediniz. 4 tane oldu. Tamam. Şimdi ilk n teriminin toplamı Sn olan An aritmetik dizisinde. S14-S11, S8-S4. Aritmetik dizi dediği için o zaman hemen yukarısı kolay. A14, A13, A12, A11. Kaça eşit olacak? 195'e. A11 yok, A12'ye kadar tabii. A11'ler gidecek. Böylece burası 195. Sonra aşağısı ne? A8, A7, A6 ve A5. Bu da 130. Madem A5'i sormuş, hepsini A5'e bağlayalım. A14 nedir? A5 artı 9D'dir. A13, A5 artı arkadaşlar nedir? Orada 8D'dir. Yine A12'de A5 artı 7D'dir. Burada da aynı hamleleri yapalım. A5 3D, sonra A5 artı 2D ve A5, A5 artı D ve A5'in kendisi. Gördüğünüz gibi burada artık toparlarsak 3A5
9, 8 daha 17, 24 D oldu yukarısı. Sonra aşağısı kaç? 3, 4 tane A5 artı 3D, 2D, 6D eşittir 130. Madem A5 soruyor, burayı eksi 4 ile çarpalım. Eksi 13 A5, 520'den 195 çıkarsa ne oluyor? 325. Tamam. O zaman 2 kere 13, 26, 5 ile çarp. A5 de buradan, eksi 325 orası. A5'te 25 gelmiş oldu. Evet, bir geometrik dizinin ilk 6 teriminin toplamının ilk 3 teriminin toplamının oranı. Gördüğünüz gibi dönüyoruz, dolaşıyoruz, formül yapıyoruz gibi oluyor. Şimdi ilk 6 teriminin toplamı nedir? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R. Geometrik dizi diyor çünkü. İlk 5 terim toplamı ne? A1, 1 eksi R üzeri 5 bölü, 3 terimmiş. 1 eksi R üzeri 3 bölü 1 eksi R. Bu da 126'ya çıkmış. A1'ler gitti, 1 eksi R'ler gitti. 1 eksi R üzeri 6 ile 1 eksi R küp de sadeleşti. 1 artı R küp arkadaşlar 126. R de buradan 5 oldu. Ortak çarpan soruluyor. Formülde kullanmak lazım. ÖSYM tabii bu soruları sorarken gayet güzel soruyor. Son yıllardaki logaritma diziler sorularından logaritmalar bir tık daha iyi ama diziler hala yol alacakmış gibi görünüyor. Geçen seneki soru fena değildi. Yine böyle güzel sorabilirler. Dikkatli olmak lazım. Ama sorarken de böyle müthiş dizi bilgisi değil. Genel matematik yorumunu bekliyor sizden biraz. 3A artı 7B 252'ymiş. A ve B pozitif tam sayılar. Eşitliğini sağlayan A değerlerinin tamamını oluşturduğu dizi AN. B değerlerinin tamamını oluşturduğu dizi de BN dizisidir. Bunlara göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Şimdi 252 7'ye bölünüyor değil mi ya? Bakayım bir. 3 kere 7 21. Sonra burası 42. Evet, bölünüyor. Güzel. O zaman 7'ye bölünen bir sayı, 7'ye bölünen bir sayı A'ya vereceğimiz sayılarda kesinlikle ne olması lazım? 7'ye bölünmesi lazım. Haliyle A'ya vereceğim ilk sayı arkadaşlar kaçtır? 7'dir. Böylece artık şunu göreceksiniz bak. A'ya 7 verince sonra burası 21 artı 7B eşittir 252 ya. Böylece ne olacak? Çıkarınca 252'den 21'e 231. 231. 210 olsa 30 yapar, 33 yapıyor. B buradan arkadaşlar 33 geliyor, tamam mı? Sonra A'ya diğer vereceğim sayı ne? 14. İkinci 7'ye bölünen sayı. 14 verirsem 42 olur. 252'den 42 çıkarsa 210 olur. O zaman burası ne oldu? Bak 30. Gördüğünüz gibi bu 7'şer 7'şer artarken bu da 3'er 3'er azalacak. O zaman bunlar birer aritmetik dizidir. Doğru. İlk terimlerinin toplamı 40'tır. O da doğru. A11'e bakalım şimdi. A11 eksi A10 demiş. Zaten tamam, bu A11 ile A10 aritmetik dizi olduğu için aralarındaki fark evet 7'dir. Çünkü bu artan bir dizi. Dolayısıyla bunların 3'ü de doğru geldi. Burada ne demiş? Dizisi pozitif terimli bir dizidir. Bu dizi ile ilgili şunlar biliniyor. Bu dizinin ilk 25 teriminin toplamı. Şimdi bir kere şöyle burada arkadaşlar. AN artı 1'ler bakın sadeleşir. Yani muhakkak bir işe yarayabilir belki soruda ama ilk etapta en azından neyi görüyoruz biz? AN artı 2, AN'e hep eşitmiş. Güzel. O zaman bu şu demek. A1 arkadaşlar, A3, A5, A7 nokta nokta. Güzel. O zaman A2, A4, A6. Yani çift terimler kendi içinde birbirine eşitmiş. Tek terimler de kendi içinde birbirine eşitmiş. Buradan yola çıkarak o zaman A11 zaten A41'e eşittir. Yani A41 de arkadaşlar 3'tür. A20 de buradan ne gelir o zaman? 1. Artık tek terimler 1'den 25'e kadar kaç tane tek terimimiz var? 13 tane. 13 kaç tane o bu arada tek terimler 3'tü. 13 çarpı 3 olacak. Çift terimlerimiz kaç tane arkadaşlar? 12 tane. O zaman onların toplamı da 12 olmuş oldu. 39 artı 12'den 51 geldi. Bu dizinin toplamı gördüğünüz gibi. Bir şimdi 5 dakika mola verelim arkadaşlar. Ben
18.30'da olunca unuttum bak. 18.30, evet 35 dakika olmuş. Bir mola verelim. 11 geçe tekrardan devam edelim arkadaşlar. Yayını kapatmanıza gerek yok. Ben döneceğim. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Şimdi bu soruyu sonra pişman oldum aslında koyduğuma. Yani bazen sorular böyle şeyini çıkarıyor. Bu da öyle biraz. Tahmin usulü evet yaparız da ben bir yere kadar getireyim. Sonra biraz böyle şıklar devreye giriyor arkadaşlar. Çünkü bulamayacağımız bir cevap aslında normalde. Şimdi dakikada 30 metre koşan bir tavşan, dakikada 10 santim giden bir kaplumbağa yarışı tutuşuyorlar. Tavşan hızını her dakikada yarıya düşürüyor her dakika sonunda. Kaplumbağa sabit hızla devam ediyor. En az kaç dakika sonra kaplumbağa tavşanı geçmiş olur diyor. Şimdi burada neye bakmamız lazım? Normalde bu 30, sonra 15, sonra 7,5 diye gidecek arkadaşlar. Doğru mu? Haliyle ilk terim 30, 1 eksi 1 bölü 2'nin t'ninci kuvveti. Her t dakikada bakın her t dakikada demeyeyim de her dakikada hızını yarıya indirdiği için. Bölü 1 eksi 1 bölü 2. Küçüktür diyeceğiz. Diğeri artık kaplumbağa geçecek ya. O da dakikada 0.1 metre yol alıyor. Santim demiş. 0.1 çarpı t. Şimdi bakın burada bundan sonra biraz mevzu şeye dönüyor. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri t küçüktür. Hatta her iki tarafı da 10 ile çarpayım. Buraya 600 yapayım. Burayı da t yapayım. Şimdi şu 1 eksi 1 bölü 2 t dediğimiz şey arkadaşlar. Kesinlikle burayı birden küçük yapacak değil mi? Şu ifadeyi. Ama bu çok ileride olur. Çünkü siz t'ye 2 verdiğinizde bu anca daha 2, bu hala 600 küsür bir şey. Bölünce de anca 400-500 falan olur. 3 versen, 4 versen böyle bayağı gidiyor. Zaten şıklara da dikkat ederseniz öyle. Siz buranın garanti bir şekilde biliyorsunuz ki birden küçük bir şey olacağını. Haliyle burası ne olacak? 600 ile birden küçük bir şeyi çarparsak 600'den biraz küçük bir şey elde edeceğiz. Neden burada cevabı 600 diyeceğiz? Onu söyleyeyim. Şimdi şunları verdiğiniz zaman hala zaten bunun biraz daha büyük olduğunu görüyoruz. Ama işte içime sinmeyen kısmı bu. Yani sınavda böyle bir şey sorulur mu? Bilmiyorum. Hani sağları solları belli olmaz. İlla sınav stratejisine girmeyelim şimdi ama. Yani çok içime sinmemekle birlikte siz bu şıklardan gitme konusunda bizden daha başarılı olduğunuz için sonra elemeyip bari koyayım dedim teste. Şu kısma kadar getirdik denklem kısmını. Bundan sonra 600 verirsek buraya evet bu kesinlikle bunu geçecektir. Diğerlerinde öyle bir şey söyleme ihtimalimiz düşük. Ama dediğim gibi çok içime sindiğini de söyleyemem yani bu son kısmının doğru olmakla birlikte. Bir elementin yarılanma süresi 3 gündür. Elementin 12. gün sonunda kaçta kaçı yarılanarak kaybolmuştur diyor. Şimdi bir kere her 4 gün, her 3 günde bir yarısı gidiyor. 12. gün dediği o zaman 4 defa gidecek. Haliyle ne olacak o zaman? İlk gün tamamı, ikinci gün bunun 1 bölü 2'si, üçüncü gün 1 bölü 2'nin yarısı 1 bölü 4, sonra 1 bölü 4'ün yarısı 1 bölü 8 ve 1 bölü 16. Bu, bu, bu ve bu oldu değil mi? O zaman böylece 1 bölü 16'sı kaldı bunun. Haliyle 1 bölü 16'sı kaldığına göre, çünkü yarılanıyor sürekli, 1 bölü 16'sı kaldı, geriye 15 bölü 16. Bu giden kısım. Bizden onu istiyor zaten değil mi? Evet, bu kadar kısmı gitmiştir. Kalan kısmı 1 bölü 16, giden kısmı 5 bölü 15 bölü 16 olacak. Burada müthiş derecede bir geometrik dizi yorumu yapmadık. Sadece normal bulduk aslında. Gelelim buraya. ABC üçgen verilmiş. 30 derece. Burada daireler var bakın. Çemberler nerelere teğet? Üçgene teğet. Bir de birbirlerine teğetler. Şimdi bu şekilde çizilen 5. çemberin çevresi kaçtır diye soruyor. Burada birazcık geometriye ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü tek tek tabii ki bu çemberleri çizip yorum yapmamız saçma olur ki. Çizmek zaten zor, bir de üzerine ona yorum yapacağız, durduk yere işimizi zorlaştırırız. İşte burada geometrik dizinin nimeti biraz fayda veriyor bize. Nasıl yapacağız?
ardışık iki çemberin yarı çapları oranını bir görelim. Bir kere şöyle çemberler dıştan teğet ise uzunluk sorularında ne yaparız? Böyle teğeti çizeriz. Sonra bir de buradan merkezden teğete dikindiririm. Bir de buradan merkezden teğete dikindiririm. Burasına R diyelim. Büyük çemberin yarı çapına da A diyelim arkadaşlar. Şöyle bir dik yamuk indirelim. Artık buranın da açısını bulabiliriz aslında. Neden? Biz bunu devam ettirdiğimiz zaman böyle merkezle birleşiyor ya. Teğetle birleşiyor pardon. Dolayısıyla burası arkadaşlar açıortay 30 ve 30 olacak. Haliyle o zaman yöndeş açıdan aslında bu siyahla taradığım, yeni yeşille taradığım açıda 30'muş. Demek ki o zaman A tamamıydı. Şurası R'ydi. Buraya A eksi R kalacak şu kısma. 2A eksi 2R neye eşit olacak? R artı A'ya. Buradan da o zaman A ne oldu? 3R. Güzel. O zaman ardışık iki çember arasındaki oran 3'müş. Böylece ne olacak arkadaşlar? İlk çemberimiz çevresi kaç? Ha bir de onun yarı çapını bulacağız. O da var. Onu da nasıl buluruz? Bir bakalım. Şimdi burada dikkat ederseniz 1-30-60-90 üçgeni var ya. Büyük çemberin yarı çapı A. O zaman şuradan dikindirince yine A. Şu kısım A oldu. Sonra 60'ın karşısı olduğu için A köküç oldu. 30'un karşısı A artı A köküç ise 90'ın karşısı 2A artı 2 köküç. O da neye eşit? 12 artı 12 kök 3. Demek ki A arkadaşlar neymiş? 6. O zaman ilk çemberin çevresi 12 pi. Kaçıncı çember isteniyor? 5. çember. O zaman 5. çember bunun kaçta kaçı olacak? 1 bölü 3 üzeri 4 diyeceğiz. Çünkü birincisi A1, beşincisi A5 arkadaşlar. Aradaki fark 4. Ona dikkat etmemiz lazım. Böylece 12 pi bölü 81 oldu. 3'e bölelim. 4 pi bölü 27 geldi bakın. Bir aritmetik dizide 9. terimin 9 katı 13. terimin 13 katına eşit olduğuna göre 22. terim kaçtır demiş. Şimdi 9. terim A9. Bunun 9 katı. 13. terimi de madem öyle A9 cinsinden yazayım. A9 artı 4D çarpı 13. Bunlar böyle birbirine eşitmiş. A9 çarpı 9, A13 çarpı 13 eşit olacak. Tek bilinmeyen, en azından az bilinmeyen olsun diye böyle yapmış oldum. 9A9 eşittir. 13A9 artı 52D. Buradan da eksi 4A9 52D oldu. A9 arkadaşlar ne geldi? Eksi 13D. Şimdi bizden ne isteniyor? 22. terim. 22. terim nedir? A9 artı 13D'dir değil mi? Güzel. Zaten arkadaşlar biz A9'u eksi 13D bulmuştuk. Toplayınca bakın A22'de gördüğünüz gibi 0 gelmiş oldu. Zaten burada tek denklemle, şu tek denklemle D'yi ve A9'u bulma şansımız olmayacaktı. Bir AN aritmetik dizisinde A1 artı A2 artı A3 eşittir A10 eksi A7 çarpı 5 olduğuna göre A5 bölü A3 oranı kaçtır demiş. Şimdi bir kere iki tane terimin arasındaki fark bize ortak farkı verir. Nasıl verir? A10 zaten A7 artı 3D olduğu için böylece bakın burası ne olacak? A10 eksi A7 direkt 3D olacak. 3D çarpı 5 eşittir. A1, A3 nedir? 2 tane A2'dir. Bir de A2 buradan arkadaşlar. 3 tane A2 oldu. Giderse demek ki A2 neymiş? 5D. Güzel. O zaman artık A5 gördüğüm yere ne yazarım? A2 artı 3D. Yani A2'nin kendisi 5D. Bir de 3D daha ekleyeceğiz. 8D oldu. A3 gördüğüm yere de ne yazarım? A2'nin D kadar fazlası. Yani 5D artı D. Böylece 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 yaptı bakın. Temel formüller üzerinden gidiyoruz. Yani soruları değiştirsek de. Ve ortak farklara, kendi aralarında bakın şu indislere dikkat etmemiz lazım. A1 artı A11 artı A21 eşittir. A2 artı A7 artı AN eşitliği sağlanıyor demiş. Bakın şimdi burada da neyi görmemiz lazım? A1, A21. Toplamları A ne yapıyor indis? 22. O zaman yine klasik orada ne var? 3 tane A11 var aslında.
Sonra bu kenarda bir dursun. Bir. İkincisi, kaç eleman var? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçer tane eleman var karşılıklı. O zaman indisler toplamı aynıdır. 1, 11 daha. 12, 21 daha. 33 yaptı. O zaman bunların da toplamı 33 olmalı. Yani 2, 7 daha 19. Burası da ne yaptı? 24. Haliyle o zaman arkadaşlar N'ye 24'müş. Yani A11 buradan 8'miş. İlk 21 teriminin toplamı nedir diye soruluyor. Neydi mevzumuz? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayımız zaten 21. A1 ile A21'i nereden bulacağız? Zaten A11 demek A1 ile A21'in tam ortasında olduğu için yarısına eşittir. Demek ki o zaman bunlar da 16'ymış arkadaşlar. Haliyle zaten yine 2'ye bölünce 8 oldu. 8 çarpı 21'den 168 geldi bakın. Bu şekilde yine indisler toplamı ve ortanca terime dikkat edeceğiz. Tabii ki formülleri bileceğiz. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Ne demiş? Aşağıda ifade edildiği bir biçimde AN dizisi tanımlanıyor. N büyük eşit 1 için N basamaklı bir merdiven her adımda 1 veya 2 adım atılarak AN farklı şekilde çıkılabilir. Örneğin 2 basamaklı bir merdiven 1-1 veya direkt 2 adımda çıkılır. Böylece A2-2 olur demiş. AN artı 2 eşittir. AN artı 1 artı AN olduğuna göre 10 basamaklı bir merdiven her seferinde 1 veya 2 adım atılarak kaç farklı şekilde çıkılabilir? O zaman şu formülden yararlanacağız. Normalde hani permütasyon muhabbetine de girebiliriz belki ama şundan yapabiliriz gibi görünüyor. Madem kuralı vermiş bize. Şimdi A1 burada 1 hakikaten. Çünkü bir basamaklı merdiven bir şekilde çıkılır. A2 ne? İki basamaklı merdiven iki şekilde çıkılır. 1-1 ve 2-0 şeklinde. Yani 2-0 demeyeyim de direkt 2 diyeyim. O zaman A3'ü de bunların toplamından bulacağız. 1 artı 2'den 3. Bir nevi Fibonacci gibi olacak yani burası. Direkt Fibonacci'nin kendisi değil tabii o. 1-1-2-5 diye gidiyor falan. Ama bu normal Fibonacci'ye benzer bir şey şimdi. A4 neye eşit? Yapalım artık bakın. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü 5, beşincisi 8, sonra 13, 21, 13, 21 daha 34, 21, 34 daha 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman 10'a gelmişiz artık. 34, 55 daha ne olacak? 89. A10'u da böylece bakın bulmuş olduk. Normalde tabii ki permütasyonla yaptığımız bir soru modeli aslında, daha doğrusu kombinasyon. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde de halledebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü soru bana o imkanı vermiş. A, B, C, D sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A, B, C sayıları azalan bir geometrik dizinin ardışık 3 terimidir. BCD sayıları azalan bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir. A18, D'de 4'müş. Şimdi aritmetik dizi daha kolayıma geldiği için ben açıkçası aritmetik diziden başlayacağım. Azalan dediği için o zaman şöyle diyebilirim. Ortak farkı bu sefer K diyelim, D ile karışmasın. D 4'müş. O zaman bir önceki 4 artı K'dır. Bir önceki de 4 artı 2 K'dır. B ve C aynı zamanda burada da var. O zaman A18'di zaten. B'yi 4 artı 2K bulduk. C'yi de K artı 4 bulduk. Şimdi bu yazayım hatta üstlerine. D, C, B. Bu da arkadaşlar A, B, C. Şimdi ortanca terim geometrik dizide nasıldır? İki terimin çarpımının kareköküdür. Haliyle o zaman burada şunu göreceğiz işte. A1 diyeyim ben birine. A2 diyeyim, A3 diyeyim. A1 ile A3'ün çarpımı A2'nin karesi olacak arkadaşlar. 4 artı 2K'nın karesi. 2 parantezinde 2 artı K'nın karesi olacak. Yani 4 çarpı 2 artı K'nın karesi eşit olacak 18K artı 72'ye. O zaman burada bir sadeleştirme yapalım önce. Dağıtırken 4, 8... Sonra k kare yani 2k kare 4k çarpı 2'den 8k eşittir 9k artı 36. Buradan da o zaman 2k kare eksi 9k
8k olduğu için eksi k oldu. Sonra 36, 8 atarsak öbür tarafa ne oluyor? 28. Eşittir 0. Buradan ne yaparsak bu durum gelir? 2k'ya k. Şöyle eksi 4, 7 desem, evet oluyor bakın. Dolayısıyla buradan da k ne gelecek? 4 gelecek diyoruz. Burada azalan demediği için arkadaşlar ilk aritmetik diziyle alakalı, geometrik diziyle alakalı. O yüzden negatif vermeyeceğim tabii ki. Ona dikkat etmek lazım. Negatif verdiğimiz zaman terimler böyle bir artılı bir eksili olur. Haliyle ne artan az olur, ne artan olur ne azalan olur. O yüzden k'yı eksi 7 bölü 2 demeyeceğim bu soruda. Dolayısıyla buradan k 4. C hangisiydi? K artı 4. O da 8 gelmiş oldu. Evet. Bir virüs salgınında virüse yakalanan kişi sayısının günlük değeri, toplam kişi sayısının günlük değeri A1, A2, A3, A4 biçiminde dizisinin terimleridir demiş. Örneğin virüse yakalanan toplam kişi sayısı ikinci gün A2 kişidir. Toplam kişi sayısı da demiş. Bakın ona dikkat edelim. AN dizisinin ilk 9 terimli kısmı geometrik dizi, 8. terimden itibaren sonraki kısmı ise aritmetik dizidir. Virüse yakalanan kişi sayısı 5. gün 16, 6. günde 32'ymiş. O zaman A5 arkadaşlar 16, A6 32, A7 aralarındaki ortak çarpan bakın 2, 64 olacak. A8 buradan o zaman ne olacak? 128. A9'a kadar mıydı bu geometrik dizi? 128, 256. Aynen. O zaman arkadaşlar sonraki dizide nereden başlıyor? A8'den başlıyor ve o da aritmetik diziymiş. O zaman 8. terim ile 9. terim arasında 128 fark var. Demek ki buradan da A10, 128 artı 256'dan 4, işte 5, 2 daha 7, 8 olacak. 384'müş. Bizden de 10. günü istiyor zaten. Yani A10'u istiyor. Bu şekilde söylemiş olayım. Şimdi son bir tane soru bıraktım arkadaşlar size. Bu soruda çözüm yaparak sizi sıkmayacağım. Dersi burada bitireceğim. Bugün hatta iyi. Bu diziler olduğu için tabii böyle. Biliyorsunuz genelde hatta sorun falan bile kalıyor. Yetişmiyordu bazen. Diziden kaynaklı böyle rahatça bitirdik. Bu soruyu lütfen siz şimdi, ben dersi burada bitireyim, uğraşın. Ben çözümünü paylaşacağım sizinle zaten, merak etmeyin. Videoyu da zaten kaydediyorum. Çözümden de bakarsınız görüntüden. Görüntüden anlamazsanız testin son sorusu olarak izlersiniz. Ben burada yayını kapatayım, siz çıkabilirsiniz. Ben çözeyim, videoda görürsünüz ya da PDF'den bakarsınız, tamam mı? Çarşamba günü programa bakmam lazım. Şimdi geometri de eklediğim için geometri veya matematikle devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Burada arkadaşlar S2N, 3SN demiş. Burada çok basitçe böyle bir çözüm yapılıyor. Onu kesinlikle kabul etmemek lazım. Yani uyduruk çözümler yapılıyor. Gıcık bir soru olduğunu biliyorum. Gerçekten düzgünce yapmak lazım. S2N, SN arasındaki fark nedir? S2N, 1'den 2N'ye kadar olan terimlerin toplamıdır. Örnek, diyelim S28 olsun, tamam mı? Diğeri de S14. 1'den 28'e kadar olan terimlerin toplamıyla aritmetik dizide, 1'den 14'e kadar olan terimlerin toplamı arasında böyle yarı yarıya falan bir şey olmaz değil mi? Çok alakasız şeylerdir. O yüzden burada üşenmeden maalesef şunu yapacağız. S2N eşittir diyeceğiz. A1 artı A2N, bakın ilk terim artı son terim, bölü 2 çarpı terim sayısı. Doğru mu? Burada A2N nedir? A1 artı 2N eksi 1 çarpı D'dir. Dolayısıyla mecburen bunu yazıyorum bakın. 2A1 artı 2N eksi 1D bölü 2 çarpı 2N. Yani bu 2N ile 2 sadeleşir. Şu an burası böyle bir N olmuş oldu. Şimdi gelelim SN'e. SN de yazayım. Burada biraz alanı iyi kullanmam lazım. SN eşittir. A1 artı AN bölü 2
çarpı ne? Doğru mu? İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Bu da neye eşit? A1 artı A1 artı N eksi 1, yani 2A1 orası. 2A1 artı N eksi 1 de bölü 2 çarpı N. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi neye eşit? A, S, N'ye eşit. Birisi diğerinin 3 katıymış. Bakalım o zaman. 2A1 artı 2N eksi 1 de çarpı N eşittir 3 çarpı 2A1 artı N eksi 1 de bölü 2 çarpı N. Dolayısıyla burada bir N'ler sadeleşecek, doğru mu? Şimdi bundan sonra ne olacak peki? 2A1 artı 2ND eksi D eşittir 6A1, hatta evet 6A1 artı 3N eksi ND demeyeyim oraya, pardon, niye öyle dediysem. Şurası kendi yazımı okuyamadım bak. Ha evet, 2N eksi 1 orası doğru. 2ND eksi D. Burası da 3ND eksi 3D. Doğru mu? Aşağıda ne var? 2 var. Yani kriz bir soru ama bir hatayı ve genel yapılan böyle basit şeyleri egale etmek adına bunu çözmek istiyorum. Ve devam edeceğiz biraz mecburen. Şimdi buradan dolayı içler dışlar yaparsak artık 4A1 artı 4DN eksi 2D eşittir 6A1 artı 3ND eksi 3D oldu. Buradan da 2A1 neye eşit geliyor? Öbür tarafa atsak şöyle 2A1 eşittir ND artı D geldi değil mi? Böyle bir ifade elde ettik bakın. Şimdi S3N'yi de bir bulalım kenarda. Rengi değiştireyim. S3N neye eşit arkadaşlar? A1 artı A3N bölü 2 çarpı 3N. Doğru mu? Dolayısıyla A3N de neye eşit olacak? A1 artı 3N eksi 1 D'ye eşit olacak. Yani o zaman yerine yazarsak 2A1 artı 3N eksi 1 D bölü 2 çarpı 3N. Şimdi bundan sonra artık arkadaşlar madem S3N ile SN soruluyor, bunları artık oranlayalım. Bu S3N, SN neredeydi? O da buradaydı değil mi? Bunları oranlıyorum. Yazalım şimdi yerine artık. 2A1 artı 3N eksi 1 D bölü 2 çarpı 3N bölü, sonra o öbürü de 2A1 artı N eksi 1 D bölü 2 çarpı N. Hiç üşenmemişler, böyle bir soru sormuşlar. Ha diyeceksiniz siz niye soruyorsunuz? Bir göstermek istedim. Sonra arkadaşlar 2A1 ND artı D'ydi. Yazalım yerine o zaman. 2A1 ise o zaman orası ne olacak? 2ND artı 2ND artı 2D. Şuradan 3ND geliyor. Eksi bir de D geliyor değil mi? Bakayım. Evet hakikaten. İnşallah işlem hatası yapmam. Burada bir yaparsak ayva yeriz bakın. Sonra aşağıda arkadaşlar ne var? Bir de burada bunu 3 ile çarpmamız lazım. Sonra aşağıda da yine aynı şekilde bir dakika 2 ile çarpmayacaktım ki 2A1 zaten, o affedersiniz. 2A1 zaten ND artı D'ye eşitti. Sonra yine ND artı D artı ND eksi D bölü bir şey yok. Tamam, orasını zaten sadeleştirdik. Şimdi burada D'ler gitti. Ne kaldı? 2ND kaldı. Burada da D'ler gitti. 4ND kaldı. Bir de 3 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 12ND oldu. Cevabımız da bakın böylece 6 olmuş oldu. Bu gıcık ve pis sorunun cevabı arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyla bitireyim. Dizileri de böylece tamamlamış olduk. Görüşmek üzere.